Bekir Azar, Beceriksiz Max Max, Stockholm doğumlu. 1990'da İsveç'ten ayrıldı. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de fizik okudu. Daha sonra Münih'e dönen Max, 101 yaşında hayatını kaybeden David Rockefeller'dan davet aldı. Rockefeller, oğlum Max, bırak Almanya'yı gel bize hizmet et diyordu. Balıklama atladı Max teklife. Hemen Princeton Üniversitesi'ne yerleştirdiler. 2003 yılında da Pensilvanya Üniversitesi'nde doçentlik verdi Rockefeller abisi ona. Meksi parlatma dönemi bununla da bitmedi. Kuruluşunu tamamen İsrail'in hizmetine adayan Amerika'daki en güçlü lobi CFR'da da birçok toplantıya konuşmacı olarak sürdüler onu. Rockefeller, oğlum bir de kitap yaz, bu parlatma işleri böyle olur, masraflar benden diye tavsiyede bulundu. Bizim Matematiksel Evrenimiz adlı kitabı yazarken ona David Rockefeller'dan para yağdı. Tanıtım işleri pahalıydı, kolay değildi. Rockefeller ailesiyle yakınlaşma, Max'in popüler olmasını hızlandırdı. Küresel ailenin üflemesiyle Science dergisinin yılın atılımı 2003 ödülünü aldı. Ardından Massachusetts Institute of Technology'ye transfer ettiler onu. Arkasındaki güç daima ve sadece Rockefeller'dı. Max, önceki gün Almanya'da günlük yayınlanan Handelsblatt gazetesine röportaj verdi. Türkiye'de sihaları üreten Selçuk Bayraktar'a görev yaptığım okulda eğitim verdiğim için utanıyorum dedi. Okuyunca güldüm haliyle. Ah Max ah dedim. Handelsblatt Medya Grubu'nun kurucularından Nazi hayranı George von Hotspring, David Rockefeller'ın eşi Margaret'ın da yakın arkadaşıydı. Belli ki bu röportajı da Rockefeller ailesi ayarlamıştı. E adamlar rahatsız. Dünya silah sanayini ellerinde tutuyorlar. Şimdi nereden çıktı bu Türk sihaları diye dövünüp itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Normal yani. Pentagon MEX'e başvurdu. 2011 yılında Irak ve Afganistan'da kullanılan Amerikan yapımı MQ-9 Predator'ların savunmasına yönelik ne gibi yazılımlar yapılabileceğini sordu. Ayrıca Max Tegmark'tan daha gelişmiş SİHA'ların gelecekte nasıl rol oynayacağını ve tam savunma sistemleri için çalışmasını istedi. Max aylar süren çalışmalarda sonuç elde edemedi. Beceremedi. Ancak bugün Max kalkmış Türk SİHA'larına karşı çıkıyor. Halbuki Irak ve Afganistan'da kullanılan Amerikan MQ-9 predatörlerini hiç eleştirmedi hatta teknolojinin savaşlardaki kabiliyetinin bu kadar küçük otonom sistemlerle daha da güçlü hale geleceğini savundu. Şimdi MQ9 Predatörlerin çok daha gelişmişi olan Bayraktar SİHA dünyayı rahatsız ediyor. Amerika ve Rusya'da yapılan farklı toplantılarda Türk SİHA'larına karşı savunmasız oldukları, hiçbir şey yapamadıkları her iki ülke başkentinde de kabul edildi. O yüzden Max boynu bükükleri oynuyor. Rockefeller abisine İsrail'in borazanı CFR'a rezil oldu. Kendisi beceremedi, öğrencisi yaptı. Bunu hazmedemiyor. Almanya'ya gidiyor, öğrencisi Selçuk Bayraktar'ı eleştiriyor gurbet ellerden. Tabii nedenini anlatamıyor. Pentagon'un talebine rağmen beceremediğini söyleyemiyor. Eh yani ne yapacak anlatıp da rezilliğine bir rezillik daha mı katacak? Alman gazetesi Handelsblatt da perde arkasını bilmeden Meksin açıklamalarına balıklama atlıyor. Başkan Erdoğan'ın da resmini kullanarak Türk sihalarını manşetine taşıyor. Meksin kıskançlık krizi sonucu oluşturduğu gazla Türk sihaları durdurulmalı, içinde kullanılan yapay zeka teknolojisi yasaklanmalı diye bağırıyor zavallım. Halbuki Meksin yapay zekaya boyun eğmek değil, onunla güçlenmek diye konferanslar veriyordu sağda solda. Max ne demek diye baktım, bir anlamı da memeli hayvanların çene kemiğiymiş. Çeneni boşuna yoruyorsun Max diyesim geldi. Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiği için utanıyormuş. E utanacak tabii. Kendisinin beceremediğini öğrencisi yaptı. Utanmasında ne yapsın? Bu sorunun cevabını da ben vereyim. Max, yerin dibine gir. Bekir Azar, Takvim Hasan Basri Yalçın, Krizlerin Ortasında Güvenliği Düşünmek Dünyanın dört bir tarafında krizler baş gösteriyor. Eskiden bunlar çoğunlukla Orta Doğu'da olurdu. Şimdi ise bir hafta Ukrayna, diğer hafta Kazakistan, öbür hafta Bosna'da gerilimler karşımıza çıkıyor. Ufak bir kıvılcım sanki ortalığı aleve verecekmiş gibi bir görüntü var. Bu olayların her biri bölgesel düzlemde ele alınabileceği gibi aslında hepsinin küresel iz düşümleri de var. Mesela Batı daha çok Ukrayna kriziyle ilgiliyken belki de ateşi Kazakistan'a taşımak istiyor olabilir. Buna karşılık Rusya Bosna'yı karıştırıyor olabilir. Bütün bu krizlerin sebeplerinin yerel ve bölgesel düzeyde olduğu fikrine pek katılmıyorum. Bu tür coğrafyalarda kriz için gerekli ortam zaten bulunur ama büyük güçler kaşımadan veya onlar istemeden bu gerilimler krize dönüşmez ve çoğunlukla da birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle son dönemde gerilimlerin bir anda farklı coğrafyalarda baş göstermesinin küresel hesaplaşma boyutunu gözden kaçırmamak gerek. Çok genel bir bakış açısı geliştirecek olursanız, Batı'nın her kaşıdığı noktaya Rusya'nın daha sert tepki verdiğini görürsünüz. Ama şöyle bir sorunumuz var. Aslında Batı'nın doğru düzgün bir planı yok gibi. Sadece karşı tarafın dikkatini farklı alanlarda test ediyor. Ama Rusya hiçbir fırsatı kaçırmayan saldırgan bir eğilim gösteriyor. Batılı ülkelerdeki dikkat eksikliğinin kendileri için ne kadar kaldırılabilir bir durum olduğu tartışmaya açık. Ancak Türkiye bu tür alanlarda doğan her türlü gerilimden doğrudan etkileniyor. Bu nedenle birçok coğrafyada Rusya'yı dengelemek durumunda bile kalıyoruz. Aslında bu çok tercih edeceğimiz bir durum değil ve uzun vadede yıpratıcı olabilir. Her alanda tek başımıza Rusya ile mücadele etmek gibi bir görevimiz yok. Ama Batı dünyasındaki düzensizlik ve tutarsızlık nedeniyle dünya siyasetinde muazzam bir güç boşluğu var ve çoğunlukla birçok ülke yalnız kalıyor. Bu tür durumlarda atılabilecek ilk adımlardan birisi bölgesel işbirliklerini gündeme almaktır. Küçük de olsa bölge ülkeleriyle varılacak bazı anlaşmalar, saldırgan tarafları tecrit edebilecek özellikler barındırıyorsa ve Türkiye'yi de birçok ilişki ağının merkezine oturtabilirse, başarı şansı artabilir. Ama bu öyle sihirli bir değnekle dokunarak kurulabilecek bir ilişki biçimi değil ve küresel düzeydeki çekişmelerden büyük oranda etkilenir. Çünkü bölgesel aktörlerin birçoğu, Öyle ya da böyle küresel aktörlere bakma eğilimindedir. Bu nedenle Türkiye bu tür krizler esnasında Rusya'yı doğrudan dengeleyen aktör konumuna girmek yerine kendi kırmızı çizgilerini belli eden, müzakereye açık ve Rusya ile karşılaşma görevini batılı aktörlerin sırtına yükleyen bir eğilimi inşa etmeli. Bunu daha önce yaptık. Suriye örneğinde Rusya ile hem mücadele hem de müzakere ettik. Kırmızı çizgilerimiz diyebileceğimiz bir alanı elde ettik. Şimdi kenarda bekleyip Batı ile Rusya'nın karşılaşmasını izleyebiliriz. Ukrayna örneğinde bir yandan Ukrayna'ya silah satışı yapıp bir yandan da Ukrayna meselesinin Rusya ile NATO arasındaki bir gerilim olduğunu anlatabiliriz. Hasan Basri Alçın, Sabah Haşmet Babaoğlu Olmaz, olmaz deme. Alem insanlarız. Mesela Karadeniz'in kuzeyinde bütün dengeleri sarsacak sıcak bir savaşın eşiğine geldiğimizi söylüyorum. Rusya ve Ukrayna'nın ateşe körükle gittiklerini örnek gösteriyorsun. Putin'in Sovyetler zamanına dönüşten bahsetmesinin tekinsizliğini yazıp çiziyorsun. Ukrayna'nın tarihindeki Nazi işbirlikçisi figürlerini yüceltmesinin çok tehlikeli bir oyun olduğunu anlatıyorum hemen itiraz ediliyor. Olmaz öyle şey. Yahu 2020 öncesinde size sürekli yaklaşan virüs salgınları ve yeni dünya düzeninden söz edenlere de inanmıyordunuz. Ne olduğu ortada. Nasıl oluyor da hala global makullük çizgisine sırtınızı dayıyorsunuz? Oysa dünya aklını kaybedeli çok oldu. Sistem ulus devletleri altından kalkamayacakları bir yıkıma doğru itiyor.'' Geçenlerde Twitter'da bir sohbet odasındaydım. Değer verdiğim, saygı duyduğum insanlar arasında. Üstelik dikkatinizi çekerim. Bu grup pandemi yalanlarına karşı cesaretle direnmiş kişilerden oluşmuş bir gruptu. Yani hegemonik aklın kitleleri nasıl aldattığını iyi biliyorlardı. Bir ara konu 3. Dünya Savaşı'na yol açacak olaylara geldi. Herkes nükleer silahlar dengesi varken sıcak savaşlar yaşanmaz, zaten dünya bir tür savaş ortamı yaşıyor fikrinde birleşti. İlk ağızda haklıydılar ama gelişmeler daha ötesini işaret etmekteydi. İhtimal ihtimaldir. Hayır dedi arkadaşlar, asla olmaz. Sustum. Sonra ne oldu dersiniz? Sohbet odasındaki çoğunluk Netflix'te gösterilen Don't Look Up, Yukarı Bakma filmini ne kadar beğendiğini söyledi. İyi de ne anlatıyor bu matrak ve fakat fena halde şematik film? Şöyle. Bir kuyruklu yıldız dünyaya hızla yaklaşmaktadır. Yani dünyanın yok olmasına pek az zaman kalmıştır. Bu olayı keşfeden iki bilim insanı siyasetçileri, medyayı ve kitleleri bir türlü inandıramaz. Olaylar felakete doğru ilerler. İronik değil mi? Çünkü kötü şeyler için olmaz dersek olmayacağına inanmak istiyoruz. Anlıyorum ama önce kötüye kötü, yanlışa yanlış diyelim. Gelmekte olanı durduracak ilk adım budur. Haşmet Babaoğlu sabah